Texas, Houston'dan herkese selamlar, sevgiler. Bugün Türkiye'deyken başımdan geçen kısa kısa hisseleri anlatacağım. Herkese iyi seyirler dilerim. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Kayseri Devlet Hastanesi, yaklaşık 20 sene büfecilik yaptım. Yine bir gün çalışıyor, ben büfenin içindeyim. Beraber çalıştığım Şeref abi vardı. Ona da kucak dolusu selamlar söyleyeyim. O da büfenin dışında simit, meyve suyu falan filan satıyor. Seçim zamanı, genel seçim zamanı baktım oradan bir bayan, yanında 3-5 kişi neyse, çıkarken Şeref abime selam verdiler. Sen bize oy vereceksin değil mi dedi. Evet dedi, ben size oy vereceğim ama dedi, beni gösterdi, büfenin içindeyim. Ha dedi, bunu dedi bilmiyorum dedi. Neyse, kadın da büfenin önüne geldi. Eski bir doktormuş devlet hastanesinde. Sen de bize oy vereceksin değil mi dedi. Yok dedim, ben size oy vermeyeceğim. Niye? Anlattım. Ya bu iktidar dedim 3C ile geldi. Ama dedim, olanları işte anlatmaya başladım. Kadın baktım, bir şey demeden gitti. Lan ben de kardeşim çok patavatsızmışım ya. Lan kadın orada yine Allah'tan iyiymiş. Büfeyi kaldır dese, o gün kaldırırlardı büfeyi. Milletvekili adayı. Ve o sene de seçildi. Onunla İsmail Tamer'di. Seçildiler. Tanıdığım milletvekili için, yani iki tanesi. Neyse, gene bir gün çalışıyor. Ben gene büfenin içindeyim. Baktım Şeref abim oraya bir tanesi gelmiş oturuyor. Şeref abim dedi ki, hele gel hele dedi. Gel hele gel dedi. Neyse, büfenin dışına çıktım, baktım işte oturuyor adam. Arkadaş sordu işte bana. Abi dedi, burada büfe ihalesi varmış. 4. bloğun önünde, iyi. Yeri nerede? La kardeşim dedim. La ihale olsa benim haberim olur. Yanıma büfe koyacaklar, nasıl haberim olmaz? Bana gazeteye gösterdi. Kayseri yerel gazetelerden birine, ortalardan bir yere, ufak altta bir yere yazmışlar. Kayseri 4. blok önünde 4 metrekare büfe ihalesi. Bunu yazıyı okudum ya, huylandım. Lan yanıma büfe koyacaklar. Bana rakip çıkıyor. Ertesi gün belediyeye gittim. Abi dedim, işte devlet hastanesi 4. blok oraya büfe ihalesi varmış. Ben dedim, ihale şartlarını öğrenmek istiyorum. İhaleye girmek istiyorum. Orada yok dedi, öyle bir şey yok. Gazeteye yazmışsınız dedim. Ya o zaman dedi, belki dedi devlet hastanesi veriyor ihaleye. Bizden alakası yok dedi. Allah Allah. Neyse, benim büfe 2. bloğun önünde. 2. blokta da iki katlı bir yerdi zaten. Hastanenin müdürü Cem Bey ve yöneticiler vardı. Cem Bey'in yanına gittim. Cem abi dedim, büfe ihalesi yapacakmışsınız. Ben de girmek istiyorum dedim. Şartların iyi. İşte yeri neresi, bağı göster, ben de girmek istiyorum dedim. Ya dedi, biz dedi böyle bir şey düşünüyoruz ileri bir zamanda dedi. Böyle bir ihale düşünüyor ama dedi, herkesin haberi olur dedi. Ama şu anki dedi, ben senin söylediğinden bir şey anlamadım. Biz dedi hastanenin bahçesinden karışabiliriz. Biz belediyenin kaldırımına karışamak. Ve aradan bir haftan 3 gün neyse geçti. Orada bir özürlü büfesi vardı. Onu bir kaldırdılar. 10-15 gün, bir hafta mı 10 gün mü neyse, bir boş kaldı oralar. Bir baktım bir gün oraya bir tane büfe koydular. Sonra işin aslını öğrendim. O sene ben senelik 17 bin lira kira verirken aylık 250 lira, senelik 3 bin lira. Benim büfem 1.10'a 2.20 dıştan dışa, adam 2.5'a 2.5 kaldırımı komple işgal etmiş. Senelik 3 bin lira. Arkadaş, belediye gittim dedim ama sesini çıkarma, seni de kaldırır dediler. İhaleye bir kişi giriyor. Yani bir kişinin adına 3 kişi giriyor. Üçü de aynı adama hizmet ediyor. Adam kim? Salih Özdemir. AK Parti belediye encümeni. Lan moralim bozuldu ya. Kardeşim, kime kime şikayet edeyim? Adım encümen. Zabıtalar geliyor, bana geldi miydi hırlıyor, oraya gidiyor bir de selam veriyor, oturup çayını içiyorlar. Hangi adalet? Kime şikayet edeyim? Bir gün böyle komşum güle gittim. Moralim tabii bozuk.
Ne oldu komşu dedim, ya dedim benim yanıma büfe koydular. Ben veriyorum 17 bin lira küçücük yer, ayakta zor duruyorum, oturacak yer bile yok. Adam dedim koca büfeyi 3 bin liraya veriyorlar. İhale dediler, gittim beni almadılar, yani yok dediler böyle bir şey. Kim o dedi, Salih Özdemir. La dedim, başladı benim şey, komşu. Bayağı bir şeyler saydı. Yahu Sedat dedim, kardeşim adam benim karşıma, yanıma büfe koydu. Sağa ne oluyor? La dedi, komşu dedi, biz o adamla dedi, eski sanayi demirciler başı demedik. Başı demedik ondan dedi. Dükkanını bastık, itmedik, küfür bırakmadık, başı demedik, inkar ediyorlar. Dedi, belediye dedi, karpuz sergisi dağıtıyormuş. Karpuz sergisi dağıtırken işte demirler bükülecek, işte üstüne de branda geçiyor. Dedim demirin maliyeti dedi 750 lira. 750 lirada biz işçilik koyuyoruz, 1500 lira. Ya bana geliyor 1500 lira diyorum. O da çaprazında 10 metre mi 15 metremiş yolun çaprazında biraz. Gidip oraya 2500 lira yapıyor. Ya diyor bu millet kafayı mı yedi? Bir değil, iki değil, üç değil, bu millet kafayı mı yedi? Sonra diyor öğrendik diyor. Belediye bunlara verirken kart da veriyormuş Salih Özdemir'in. Bu sergiyi bu adreste yapacaksın. Başka yerde yaparsan biz sana sergiyi vermek. Adamlardan öğürsün. Tamam bura 1500 ama buraya yaparsa sergiyi vermiyor belediye. Gidip 2500'e yaptırıyorlar. Biz diyor bir şey demedik. Sedat komşum bir şey demedik dedi. Yani öyle bir şey de başımdan geçti. Neyse işte gene bir gün bize mahkeme kağıdı geldi. Noterden kağıt geldi ki büfeleri kaldırın. İyi. Tutuştuk tabii. 8-10 tane büfeyi tutuştuk lan. Ne örek, ne yedek. Meydanda bir tane büfe vardı. Yanına vardık Kayseri meydanda. Kayseriler bilir. Balışların arkada köşede. Oradan gittik yanına kadar toplanıyor işte. Bir büfeciler toplanıyor. Ne örebilirik, ne yedebilirik işte. Büfelerimizi kaldıracaklar. Oradaki dedi ki ya dedi toplanak Ankara'ya gidek şunu yedek bunu yedek elimiz darımı toplamıyor uğraşak şu yedek tamam uğraşak. Kardeş aradan 10 gün mü geçti bir hafta mı geçti adam işini halletmiş. Bulmuş bir tane yanında da ayakkabıcı vardı. Bu milletvekili mi ayarladı kim ayarladı ayarladı. Bizimle aynı büfeydi. Aynı yere kira veriyor. 25 senedir aynıyık. Kiramız aynı. Aynı yere kira veriyor. Aynı yere bağlıyık. Belediye ekmek büfesi. Kardeşim bunun büfesini Büyükşehir'den çıkardılar, kocasına bağladılar. O yanındaki ayakkabıcıyla beraber Kayseri forumunu arkaya oraya koydular. Kapısına koydular. Adam dedi kardeş ben işimi hallettim. Sizler ne örürseniz örün. Kaldık yine büfeciler kalanlar baş başa kaldık. Ne örek ne yedek. Neyse aramızda para topladık. İki kişi Ankara'ya gittim. Şimdi bunlara demişler ki oradaki işte hizmetçilerimiz, görevliler niye geldiniz? Ya durum böyle böyle işte. Büfemizi kaldırıyorlar. İşte biz bir milletvekili bulak. Derdimizi anlatacağız. Ya demiş arkadaşım. Siz buraya boşuna geldiniz. Boşuna zahmet ettiniz. Siz demiş fabrikatör, mabrikatör olsaydınız sizin işinizi yaparlardı. Da sizin etiniz ne, budunuz ne? Siz bunlara bir şey demezsiniz ki bunlar size yardımcı olsun. Bunlar dedi bir şey etmez. Lan hakikaten de. Tamam görüşmüşler Kayseri milletvekillerine. Başlarını sallamışlar. Yine olan yok. Yine bizim büfeler kalktı. Bir gün büfeler kalktı derken bir gün yeraltı çarşısındayım. Kayseri yeraltı çarşısından çıktım. Cami var. Oradan çıktım baktım. Merdivenleri çıktım baktım solumda bir muhabir konuşuyorlar. Yani millet yerel muhabir. Oradaki emekliler memekler konuşuyor işte herkes. La baktım kulak misafir oldum. La herkes AK Parti AK Parti. Orada durdum. Dedim arkadaş hep dedim iktidar yanlısı konuşuyor. Muhalefetin söz hakkı yok mu dedim. Ya muhabir de Allah var. Konuşmak istiyor mu? He dedim. Al dedi konuş. Başladım ben gene işte bunlar üç yeğenen geldi işte yoksulluğa savaş açıyor. Yoksulluğa savaş açıyor. Yasaklara savaş açıyor deyip de dört tane bakan istifa etti. Başladım böyle şeyleri. La ben oradaki emekliler susturdu. Lan ne oldu ben de konuşuyorum. Yok sus. Burada demokrasi yok. Sen yanlış konuşuyorsun. La yanlışı ne işte olanları söylüyorum. Ne yapıldıysa ben onları açıklıyorum. Vallahi ben emekliler susturdu arkadaş. Halbuki ben de emekliyim. Ve otobüsüm de çalışıyor. Çoğunla da iyiyim belki. Oradakiler
otobüsle bir nere belediye otobüsleri bedava meydana gelip pinekliyorlar. Akşam eve gidiyorlar. Adamlar beni konuşturmadı. Susturdular arkadaş. La ben şeye gelirse ben hepiniz çoğundan iyiydim. Emekliyim. Emeklinin maaşı yatıyor mu yatmıyor mu bakmıyorum bile. Otobüsüm 10 günde bir parası geliyor. La ben yine hakkınızı savunuyorum. Bana göre bir şey yok. Evim var. Otobüsüm çalışıyor. Motorum var. Arabam var. Ama ya işte Ömer Hayyam boşuna yazmamış. 1000 sene önceden görmüş. 1000 senedir de bu millet değişmemiş. Celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ezan, ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstahaktır ona her türlü zillet. Valla Ömer Hayyam 1000 sene önce demek ki bu millet o zaman da aynıymış, gene aynı. Ama şunu diyeyim, şu ana kadar olanlar ve seçimden sonra olanlar, mesela olacaklar maddi zarar. Şu ana kadar biz manevi veya şöyle diyeyim, biz bu zararı biz canımızdan ödemedik şu ana kadar. Şöyle onun da açıklamasını yapayım. İkinci Dünya Savaşı'nda mı neyse o kadar ben tarihte bilmem, ben cahil bir adamım. Bu Almanlar, Hitler'i varmış. Millet ağam sensin, paşam sensin, sensin de sensin, adamı göklere çıkarmışlar. Bu adam yandaki ülkelere bir savaş açıyor. Dirken bir de Rusya'ya savaş açıyor. İlk zamanlar ipi Rus da öldürüyor. Bayağı bir nereye, Moskova'nın kapısına mı gidiyor? Nereye gidiyor? İyi bir şey diyor. Sonra kış geliyor ya da Ruslara yardım mı eden oluyor? Ne oluyorsa bilenler açıklasın. Almanlar yeniliyor. Ama Alman basını, biz böyle de yindik. Abi şöyle yindik. Haber gibi işte. Şöyle yeni yok, şöyle bombaladık, şöyle yedik. Ruslar Berlin'e girene kadar Almanlar sanıyormuş ki savaşı biz kazandık. Ne zaman ki Ruslar Berlin'e girdi tankıyla topuyla, o zaman ki kafalarına dank ediyor. Ondan sonra bu Almanlar diyor ki bir daha Hazreti İsa gelse biz gene yetkiyi tek adama vermeyeceğiz. Peki biz ne yaptık? La yetkiyi tek adama verdik. Ya Atatürk bilmiyor muydu tek kendini padişah ilan etsin, tek başına yetkiyi alsın. Yetkiyi dağıtmış. Ya Amerika'da siz sanıyorsunuz mu Trump ya da Biden tek başına istediği kararı alabilir? Kardeş, uygunu yetkinin dağıtılmasıdır. Tek kişi olsa padişah sistemi. İstediğini as, istediğini kes. Ve neyse diyeceğim o ki, bu sayın reisimiz bir zamanlar, o zaman basın bu kadar yasak değildi. Ben gerekirse papaz elbisesi giyer, emir komuta zincirim ben ne derse görevimi yaparım. Şu lafı da vardı. Ben BOP eş başkanıyım. Yani 22-23 ülkenin bölünmesi, haritalarının değişmesinin eş başkanıyım. Diyelim ki işte o zaman oldu ki ya, oldu ya. Bir yerlerden bir ses geldi. Bizi İran'dan savaştırdılar. Savaştan kolay ne var? O tarafa geçen oradan bir füze atan ya da buradan oraya bir füze atan. Ne oldu? İşte bağ füze geldi. Savaş çıktı. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı mıydı? Ne dedi? Ben Suriye'ye giderim. Oradan iki tane adam gönderirim. İki tane füze atarım bu tarafa. Savaş sebebi sayarım. Neyse İran'dan bizi savaştırdılar. İki ülkeden Müslüman ya. Savaştırdılar. Ben NATO'nun bize yardım edeceğini sanmıyorum da hadi yardım ettiler. Onlar bizim için ölmezdi. Hadi onlar bize silah verdiler. Tabii İran'ın da arkasında Rusya var, Çin var. Onlar da ona füze, tank, top neyi varsa verdiler. Biz habire birimize atıyor. Hem onlar silahlarını denemiş oluyor. Ne kadar insan ölüyor, ne kadar ne ölüyor. Biz habire attık birbirimize. La bir baktık ki 6 ayda mı, bir senede mi iyiysem işte bir baktık ki ne İran kalmış ne Türkiye kalmış. Harap olmuş. Harap olmuş. Hatta bir tane füze de atmış. İşte oy verdim iktidara verdik ya. Adam da tek başına şeydi ya. Savaş açtı. Bir füze attılar İran tarafından. Baktı ki lan ölmüşük. Ne oldu? Bir baktın ki lan Türkiye'de 3-5 milyon insan ölmüş. İran'da 3-5 milyon insan ölmüş. Taş üstünde taş kalmamış. Yani diyeceğim tek kişiye yetki vermek iyi değil. Ne kadar iyi olursa olsun yetkiyi dağıtmak en münasibiydi. Zamanında öyle yaptılar. Ama şimdi Allah sonumuzu hayretsin. Şunu diyeyim. Seçimden sonra ben bir devolüsyon
olabilir. Olmasa dahi hızlandırılmış bir zam, hızlandırılmış bir fiyat artışları. Hatta ki yeterli döviz bulamazsak Türkiye'de kıtlık dahi çıkabilir. Markete gidin kardeş. Gidin markete nohut, mercimek, pirinç, çekirdek, badem, gidin çoğu şey dışarıdan geliyor. Ve bunlar dolarla, dövizden geliyor. Farz et ki doları bulamadın, kıtlık çıktı, dolar kıtlığı var. Bunlar nasıl gelecek? Valla ne diyeyim arkadaş, ben acıyorum. Türkiye'nin %80'ini gezdim. Türkiye eğer adam gibi bir yönetim olsun, valla Türkiye cennet. Yani coğrafyamız cennet. Yani şöyle diyeyim, yani un var, şeker var, helva yapmasını bilmiyor. Veyahut da biliyor ama bize yaptırmıyorlar. Bize içerideki maşarlarla Türkiye'nin kalkınmasını engelliyorlar. Yoksa Türkiye cennet arkadaş. Coğrafya olarak ben çoğu yerine gittim. Cennet. Eğer iyi yönetilsin, çalınmasın, çırpılmasın, adaletli olsun, hukuk olsun. Ben inanıyorum ki yurt dışındaki çoğu okumuş insanlar da ülkeye döner faydalı olayım diye. Çok insan var yurt dışında. Doktorundan, mühendisinden aklına ne gelirse çok insan var. Ülkenin kalkınması için herkes gelir. Neyse bu haftalık da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.